Ciddi bir şeyim yok ya doktor bey. Sizden bile biyopsi isteyeceğim. Ondan sonra daha rahat konuşabiliriz. Yani biyopsi derken? Doku örneği alacağız teşhis için. Tabii yine sizin kararınız. Kanser miyim yoksa? Şimdiden telaş etmeyin. Eğer sonuçlar olumlu çıkmazsa tedavi sürecine başlayacağız. Sonuçta üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum değil. Kanser ha. Hoş geldin Nora. Niye gittin hastaneye? Ne dediler? Sonuçlar iyiymiş. Korkulacak bir şey yokmuş. Yo yo. Sen iyi değilsin. İçin çekilmiş gibi sanki. Yorgunum. Belki biraz izin alsam. İzin? Yani birkaç gün. Daha fazla. Yani bir, belki birkaç ay. Nurhan, senin benden sakladığın bir şey mi var? Kaç yıldır beraberiz, hiç böyle şeyler dediğini duymadım. Yorgunum sadece. Ama sizi de zor durumda bırakmak istemem. Belki de en iyisi işten ayrılmam. Bu dediğini duymamış olayım. Düşün taşın, öyle çık karşıma. Yorgunum diye iş bırakır mı insan? Peki, öyle yaparım. Ben de sana bir şey soracaktım ama daha sonra. Yok bir şey Mehmet Bey. Sorun, ne soracaktınız? Sen biraz dinlen, kendine gel ondan sonra. Peki. Of anne ya. Doktor bir şey demedi de ne demek? Kaygı verecek bir şey yok dedi kızım. Bir iki ilaç yazdı. Onları kullanırsam geçermiş rahatsızlığı. Peki adı yok muymuş bu rahatsızlığın? Var ama aklımda tutamadım. Basit bir şey. Niye kurcalayıp duruyorsun? İlle kötü bir şey çıkması lazımmış gibi. Onu kastetmedim canım. Neyse reçete yanında mı? Ver de bakayım hangi hastalıklar içinmiş. Aa Sevda. Koskoca doktor yazdı verdi. Sen ondan iyi mi bileceksin? Ne yapayım anne? Aklım gidiyor sana bir şey olacak diye. Senden başka kimim var benim? Korkma. Bir başına bırakmam ben seni.